geçişimde muhakkak burada hangi düşünceden olursa olsun, ister AK Partili, ister MHP'li, ister CHP'li, ister Demokrat Partili, onların Hasan abisi olurum ve bana burada muhakkak bedavadan bir çay ısmarlayan birileri olur. Ben mütevelliye bana gösterdiği bu güzel ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlarım, 16 Nisan'da birlikte sandığa gideceğiz. Sandıkta başbakan seçmeyeceğiz. Sandıkta milletvekili seçmeyeceğiz. Sandıkta büyükşehir belediye başkanını da seçmeyeceğiz. Yani sandıkta partilerimizle ilgili bir düşünceyi sandığa yansıtmayacağız. Peki ne yapacağız 16 Nisan'da? 16 Nisan'da anayasanın 18 maddesini değiştireceğiz. Peki bu anayasanın 18 maddesini değiştirdiğimizde Türkiye'nin önünü mü açacağız? Yoksa Türkiye'nin önünde yeni bir duvar mı öreceğiz? Bunun kararını birlikte vereceğiz. Evet diyen arkadaşlarımız, eğer anayasa değişikliği gerçekleşir ise Türkiye'nin önü açılır, Türkiye'yi kimse yakalayamaz diye söylüyor. Haklı olabilirler. Hayır diyen bizler ise, böyle bir yetkinin bir kişiye verildiğinde Türkiye'yi yarın büyük sıkıntılara sokarız korkusunu yaşıyoruz. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu birlikte, inat etmeden, kin ve nefrete bürünmeden, takım tutar gibi particilik yaparak 16 Nisan'a gitmemeyi düşünebilir isek birlikte anlaşmak kolay olur. Görüyorum ki yukarıda maddelerin anlatılmasıyla ilgili bir sıkıntı var. Yani bizim haber beklediğimiz, bizi aydınlatması, bizim 16 Nisan'da milli iradeyi güçlendirmesi için bilgi yükleyecek kişiler bize bilgi yüklemiyorlar. Başbakan da yüklemiyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da yüklemiyor. Söyledikleri 16 maddeyle ilgili bir aydınlatıcı bilgi değil. Söyledikleri bir tek şey var. Falanca hayırcı, falanca partiyle, falanca örgütle yan yana, bunlar onun için hayır diyor. Bu yeterli midir? Halkın iradesinin 16 Nisan'da gidip sandıkta oy kullanmasına yeterli midir? Dün 2000 muhtarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız sarayında, komutunda konuşma yaptı. Ve bütün ulusal kanallar verdi. Tabii ki verecek. Eğer benim Cumhurbaşkanım konuşuyor ise ben Cumhurbaşkanımın konuşmasını bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak dinlemek isterim. Onun fikirlerini, onun Türkiye hakkındaki görüşlerini duymak isterim. Bundan doğal hiçbir şey olamaz. Ama bir o kadar önemli 18 maddesini değiştiriyoruz anayasanın. 1,5 ay sabahlara kadar seçtiğimiz milletvekilleri parlamentoda görev yapmış. 1. maddeden 18. maddeye kadar herkes düşüncelerini açıklayıp eleştirilerini gerçekleştirmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanalı, meclis kanalı ise birileri tarafından yasaklanmış. Keşke orada o 1,5 ayda 10 saniyelik falanca partinin milletvekili ile filanca partinin milletvekilinin yumruklaşmasını izleyeceğimize niçin 550 milletvekili 600'e çıkıyor? CHP'li vekil anlatsın, AK Partili vekil cevap versin, MHP'li vekil nerede durduğunu söylesin.
biz bunları dinlemiş olsaydık bugün bizim işimizi kolaylaştırmış olacaktınız. Hepiniz bu konuda daha fazla bilgi sahibi olarak 16 Nisan'da bir anayasa değişikliğiyle ilgili sandık başında daha rahat oy kullanmanızı sağlayacaktık. Ama ne yazık ki kavgaların ötesinde biz hiçbir meclisteki çalışmayı veremedik. Peki nedir bu 18 madde? Biz bu 18 maddeyi konuşamaz isek, biz bu 18 maddeyi tartışamaz isek sorunu çözebilir miyiz? Çözemeyiz. Bakınız, elimde 18 maddeyi anlatan hayır broşürü var. Bu hayır broşürünü bırakıyorum. Çünkü bu hayır diyen bizler nalıncı keseri gibi kendimize yontmuş olabiliriz. Bu hayırcılarınki. Ama bu çıkardığım, bu gösterdiğim ise bu da evet'i savunan arkadaşlarımızın broşürü. Biz bakalım evet'i savunan arkadaşlar bu maddeler üzerinde neler söylemiş, hep birlikte düşünelim ve oradan 16 Nisan'da ne yapacağımıza karar verelim. Bakınız, birinci madde, bu evet verecek arkadaşlarımızın siyasi görüşünü yansıtan ilçe başkanlarının, il başkanlarının dağıttığı broşürler. Ben yazmadım, sıradan gidiyorum. Madde 1. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor. Başka bir açıklama yok. Neden çıktığıyla ilgili. Çıkarsa ne olacak? Halkın hangi sorunlarını çözeceğiyle ilgili hiçbir açıklama.